Geniz eti ve bademcik ameliyatlarında en çok eski türde kullanılmakta olan cold knife dediğimiz, cold steel dediğimiz klasik yöntemde yapılan bademciğin itilerek, plikalardan kesilerek çıkarılması ve düğüm atılması yöntemleri kullanılmakta. Geniz etinde ise yumuşak damağın altına sokulan özel küretlerle kazınarak alınması yıllardır yapılan tekniklerdir. Ancak teknolojideki ilerlemeler, endoskopların hayatımıza girmesiyle birlikte burundan bakarak, burun içinden girip geniz etini görüntüleyerek ağız içinden de yerleştirilen özel aletlerle artık geniz etinin geride artık bırakılmadan tamamen çıkarılması söz konusu olmuştur. Aynı zamanda da kanama kontrolü açısından da bize büyük bir rahatlık sağlamıştır. Bu işlem esnasında koblator dediğimiz radyofrekans cerrahiyle çalışan aletler kullanmaktayız. Bu hem bütün sahayı görmemizi, kontrollü cerrahi yapmamızı, etraf dokulara zarar vermememizi sağlamakta. Bunun sonucu olarak da hasta uyandığı zaman çok ağrılı bir tabloyla karşılaşmamaktayız. Yine aynı cihazı bademcik ameliyatında da kullanmaktayız. Radyo frekans cerrahi diyoruz. Değişik isimlerde değişik enstrümanlar hekimlerin alışkanlığına bağlı olarak kullanılmaktadır. Ama bunların çoğu radyo dalgalarıyla çalışmaktadır. Bir dönem laser da kullanılmış olmasına rağmen etraf dokulara vermiş olduğu çok fazla ısı nedeniyle oluşturduğu yanıklardan dolayı çok ağrılara neden olduğundan bırakılmışlardır. Her ne kadar kulağa laser daha güncelmiş gibi, daha modern bir yöntemmiş gibi gelse de radyo dalgaları şu anda ondan çok daha ileride bir yerde konumlanmaktadır. Giderek artmakta, hala dirençler var. Onun nedeni de enstrümana el alışkanlığının oluşmaması. Çünkü yaptıkça alıştığınız bir şeydir. İngilizce learning curve dediğimiz bir öğrenme eğrisi vardır. İlk yaptığınız vakada her şeye hakim olamayabilirsiniz ama bir 30-40 vaka yaptıktan sonra eliniz alıştığında 20 dakikada yaptığınız ameliyatı bir anda 9 dakikalara, 8 dakikalara kadar bile bir geniz eti için çekilebilir hale getirebiliyoruz. Yeni teknoloji işimizi kolaylaştırdı. Bizim işimizi kolaylaştırmanın ötesinde hastalarımıza da daha konforlu bir ameliyatı sağladı. Bu açıdan da hastalar açısından baktığımızda da çok daha değerli diye düşünüyorum.